Merhaba, isminizi alalım. Ali Özdemir. Ali Özdemir. Ali, evet. Kaç yaşındasın? 27. Burada doğdun yoksa? Evet, burada doğup büyüdüm. 80 doğumluyum. 80 doğumlusun. Kıbrıs'a gittin? İki defa gittim. Son gittiğimde galiba son 2006'da gittim. Evet. 2006'da. Nasıl Ağustos'da. Kıbrıs'ı? Kıbrıs'ı çok güzel, cennet gibi bir yer. Doğal şeyler bakımından çok güzel. Nasıl diyeyim sana? Ama fark ettim ki kültür çok değişti son öyle 10 senenin içinde. Ama gene insanlar hatırladığım gibi çok cana yakın, yardımcı, yardımseven. Evet. Ama sevdim orasını çok. 6 hafta kaldım orada. Çok güzel, uzun tatil. Uzun tatil. Peki, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'daki durumu hakkında ne düşünün? Çok iyi. Buradaki kültüre çok rahat, nasıl diyeyim sana? Adapte olduk. Adapte olduk, evet. Herkes okumuş, güzel iş sahibi. İşte o bakımdan maddi durum, herkesin maddi durumu iyi. Bakımdan öyle belki istediğimiz gibi dilimizi öğrenemedik ya, günümüze gelince belki eskisi kadar öyle bilgimiz olmayabilir. Evet. Ama yani kültür biraz zayıfladı ama maddi durumumuz çok iyi. Evet. Çok rahatız Allah'a şükür. Arada bir İngilizce kaksa da kelimelerin arasına konuşurken gene de Türkçeyi unutmadık yani. Evet, doğrudur. Evet. Peki. Mesela ben hayatımda Türk okumaya hiç gitmedim yani. Gerçekten? Evet. Büyük başarı. Türkçem bayağı güzel. Şimdi burada 60 seneyi kutluyoruz burada Kıbrıslı, evet. Türkler olarak. Nasıl buldun festivali? Çok güzel. İşte çok güzel organize ettiler. Yani tebrik ederim organize edenlere. İşte ben de görevliydim bugün ama işte benden bir şey istemedi. Yani şey yapacaktım. Özellik, güvenlik. Güvenlik, evet. Güvenlik yapacaktım ama yapmama gerek yokmuş. Çok güzel. Ya yani çok yardım etmeye hazır olanlar var. İşte. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Evet. Oldu. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler sana. Kıbrıs'a ya da buradaki gençlere göndermek istediğin bir mesaj var mı? Hangi gençlere? Buradaki gençlere ya da Kıbrıs'taki herhangi birine. Buradaki gençlere bir tek bunu diyeyim. Kim olduğunuzu, neden geldiğinizi, tarihinizi unutmayınız. Çünkü kim olduğunuzu bilmezseniz nereye gideceğinizi de bilmezsiniz. Çok doğru bir söz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler sana. İyi günler.